İstanbul'da Osmanlı döneminde kaptanı deryalar tarafından yaptırılmış irili ufaklı birçok cami bulunur. Bunlar arasında 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın inşa ettiği eserler farklı tasarımlarıyla öne çıkar. Mimaride yeni ufuklar açan bu yapılardan biri kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa için Tophane'de yaptığı camidir. Çepeçevre revaklı bir balkon gibi Boğaz'ın Avrupa yakasını taçlandıran Kılıç Ali Paşa Camii, banisinin denizci olması nedeniyle denize doldurulan toprak üzerine inşa edilmiş. Koca Sinan, Ayasofya'nın planını geliştirerek uyguladığı bu eserle 1000 yıl sonra Ayasofya'nın planına yeni bir yorum kazandırmış. Caminin cümle kapısından içeri girildiğinde çiçek motifleriyle süslü renkli nefis çiniler, bunların üzerine sırma gibi işlenmiş Kur'an ayetleri ve mükemmel sanat eserleriyle karşılaşılır. Mihrabın sağında, solunda ve üstünde yer alan müzeyyen pencereler güzellikleriyle göz doldurur. Mimar Sinan'ın ilginç denemelerinden biri de Büyük Piyale Paşa Camii'dir. İki katlı revaklarla çevrelenen cami çok farklı bir dış görünüşe sahip. Osmanlı Devleti'nin tersane bölgesinde bulunması ve banisinin kaptanı derya olması nedeniyle tersaneye benzetilir. Dışarıdan bakıldığında adeta tersaneyi andıran kayıkhane gözleri üzerinde yükselir. Koca Sinan bu eserinde Ulu Camii tipine yeni bir yorum getirmiş. Yapıda Ulu Camii tipinin eski örneklerinde görülen ağır ayaklarının yerini sütunlar almış. Sütunlar taşıdıkları kubbelere göre çok ince görünüşlü olmakla birlikte mekan bütünlüğünü bozmuyor. Boydan boya çinilerle kaplı olan mihrap, klasik dönemin nadir çini mihraplarındandır. Mimar Sinan'ın bir başka Osmanlı amirali için inşa ettiği yapıda Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'dir. Büyük Usta, diğer amiral camilerinde olduğu gibi burada da tarihi tecrübeye verdiği değeri göstermiş. 1438-1447 yılları arasında 2. Murat tarafından yaptırılan Edirne'deki üç şerefeli cami planını bu camide yenileyerek kubbeyi 6 desteğe oturtup ideal merkezi mekanı elde etmiş. İnşa edildiği tarihten bugüne fazlaca bir değişiklik göstermeden gelebilen Sinan Paşa Camii, depremlerden en az etkilenen İstanbul camilerindendir. Ancak yanlış müdahaleler sonucunda iç mekan süslemeleri özgünlüğünü kaybetmiş. Osmanlı'nın en güçlü sadrazamlarından olan Sokullu Mehmet Paşa, dededen toruna 4 padişaha hizmet etmiş bir isim. Bir dönem kaptanı deryalığa da getirilen büyük vezir, İstanbul'da eşi ve kendisi için Mimar Sinan'a 2 cami yaptırmış. Eşine atfen Kadırga'da inşa ettirdiği cami, Sinan'ın en başarılı uygulamalarındandır. Süslemede çini bolca kullanılmış ama bu kullanım başarılı bir iç düzenlemeyle mimariyi ezecek boyuta ulaşmamış. Mimari süsleme dengesiyle her yerinde bir özen göze çarpan yapı, cennet taşlı tek cami olma özelliğine de sahip. Eşine atfen Kadırga'daki mükemmel camiyi yaptıran Sokullu, 7 yıl sonra bu kez kendi adına Haliç'in Galata kıyısındaki camiyi yaptırmış. Vaktiyle Galata surlarının hemen dışında inşa edilen cami, burada bulunan kapıdan dolayı Azap Kapı Camii olarak da bilinir. Köprülü minaresiyle dikkat çeken cami, sağlam olmayan bir zemin üstünde kurulmasına rağmen günümüze gelebilmiş. Hemen bitişiğine tonlarca ağırlıktaki un kapanı köprüsü oturtulduğu halde, temellerinde herhangi bir kayma yaşanmaması, Koca Sinan'ın
zemin statiğinde ne kadar uzman olduğunu gösteriyor.